Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ulusal kanalda Söz ve Işık Saati çok çok değerli konuğumuz, hepimizin konuğu. Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk, yine son derece şık haliyle her zaman çok özenirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Ya ne yapalım ya, insanlara saygımızı biraz da böyle ifade ediyoruz. Bu da bir ders. Bu da bir ders. Yani öyle kılık kıyafetle ekrana çıkan, hatta sahneye çıkan isimleri görüyoruz ki... Ha, onu karıştırma. Seyirciye vay saygı hiç. Her zaman her yerde çok belki önemlidir. O da bir tarzdır. Böyle tırnak içinde nevi şahsına münhasır bir mani. Evet. Acaba? Bence öyle. Ama her zaman pırıl pırıl. Psikolojik açıdan öyle. Ama evet. Unutmayalım, yaratıcılıkların... Çoğunda bu var. Bunu yaratıcı insanlardan, sanatkar vesaire esirgeyemezsin. Değil mi? Öyle. Şimdi Alexis Carrel Nobel kazanmış bir tıp menşeli filozof. Müthiş, bende mesela çok büyük etkisi olmuştur. Onun L'Homme sans inconnu diye ana eseri var. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Herkesin okuması lazım. Şimdi o diyor ki, siz tarihi yaratan, insanlığa boyut yükselten, yaratıcı zekaların, dehaların hiçbirinde nizam intizam arayamazsınız diyor. Bu eşyanın tabiatına aykırı. O nizam intizama uygunluk varsa o deha ve o zeka olmaz. Olmaz diyor. Olmaz. Biraz diyor. Derbeder mi olacak? Olmaz. Yani? O yıkacak diyor alışılmışı. Allah Allah. Evet. Ben de tabii bundan teselli buluyorum. Çünkü ben tarihin en büyük isyancılarından biriyim. Kahveniz geldi. Hayır, ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili kameraman arkadaşım Zeynepciğimiz pişirdi kahvenizi. Evet, harika kahveci. Tabii tabii, harika kahveci. Evet, harika geçen kahveci. Defa da arasından küçük bir iğne geçmeyecek kadar mükemmel demiştiniz. Hiç, öyle yapar hiç, size hep. Hiç iğne ucu kadar delik yok. Böyle bir kahve. Lezzeti de güzel. Siz ve şu seçilen bardağa bakın şimdi. Bu da bir güzellik ya. Bakın. Size yakışır. Efendim şimdi tabii siz... Şimdi pardon. Ha. Bir şey daha söyleyeyim. Bir tabii, daha buyurun, ya gelir buyurun. Ya gelmez fırsat. Güzellik dedik, estetik de. Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Güzelliği onaylamayan, ona teslim olmayana hayatı birkaç kat zorlaştırırız. Zorlukları daha zor yaparız. Kolaylık hiç olmaz ona. Onun için hayata estetiği koyacaksınız. Evet, değil mi? Koyacaksınız ya. Tabii. Defnedilen bir bebe. Peygamberin çocuğu. Küçük bebe, daha 1,5-2-3 yaşında. Defnediliyor. Mezarı açılıyor, mezarı denetliyor gidiyor Hazreti Peygamber. Yani açılsın işte, ölmüş. Takdir-i ilahi oraya defnedilecek. Hayır, mezarı denetliyor. Dikkatle. Ve şimdi buraya çok dikkat. O arada mezarı kazan, hazırlayan adama diyor ki, şurada diyor bir delik var diyor. O deliği kapat diyor. O diyor, çirkinleştiriyor mezarı. Mezarı çirkinleştiriyor diyor. Diyor ki, ey Tanrı'nın elçisi. Yani adam edebi içinde itiraz ediyor. Biraz sonra diyor, üstünü örteceğiz diyor. Yok diyor. Gözü rahatsız ediyor diyor. O rahatsızlığa göz yumamayız, onu düzelteceğiz. Şimdi bakar mısınız? Sen bir de bugün... Bu peygamberin bağlısı olduğunu söyleyen sürülere bakın. Bunlar bu peygamberin bağlısı olabilirler mi? Bu peygamber bunlardan münezzehtir. Ben insanlığa bunu anlatmak istiyorum. Ya Kur'an'ı, ilkeler kaynağı olarak Kur'an'ı, kişi olarak Muhammed'i, bu İslam dünyasını kaldırıp çöpe atarak sıfırdan değerlendirin. Bakın neler göreceksiniz. Şimdi
Almanya bu mesajı aldı ve Almanya bunu başlattı. Almanya'da benimle ilgili 10 tane doktora boşuna yapılmamıştır. Başka bir ülkede yok. Benim ülkemde yok. Şimdi Almanlar Berlin Üniversitesi'nde bir kuruluş oluşturdular. İçinde Müslüman profesörler de var. Müslüman dünyadan bağımsız olarak Kur'an'ın getirdiği İslam'a göre dünyayı değerlendirme. Böyle bir proje bu. Ve değerlendiriyorlar. En büyük şampiyon Müslüman ülke bu değerlendirmede 63. sırada. Birinci sıra kimin biliyor musun? Kimin? Çok merak ediyorum. Yeni Zelanda ile İsviçre'nin, efendim Hollanda'nın, İsrail ilk onun içinde var. Bu bizim için ne kadar zor, ne acı. Ne ibret verici. Ne ibret verici. Şimdi benim için hiç şaşacak bir şey yok. Kur'an diyor ki biz birilerinin kendine Müslim, Müslüman damgası vurmasıyla ona Müslüman muamelesi yapmayız. Biz mücrimlere Müslüman muamelesi yapmayız. Yapıyor. Bakın Fransa'da 120 kişi gitti. Daha 200 yaralı var. Kaç kişi daha ilave edilecek? Bu nasıl bir iştir? Size dünya nasıl saygı duyacak? Siz diyorsunuz ki bizim temsil ettiğimiz anlayış dünya ve ahirette insanı saadete erdirir. Lan siz kafayı mı yediniz? Bu nasıl bir şey? Kur'an da bize diyor ki bu dünyayı cehenneme çevirenlerin öbür dünya cennet vaatlerine inanmayın. Şimdi ben Kur'an'a mı inanacağım, sana mı? Ama tırnak içinde bir yerde de diyorum ki batıya oh oluyor. Müslümanlara gol atsın diye bunlara çanak tuttu, bunları besledi bir biçimde, bir biçimde, bir biçimde. Bakın dünyayı emperyal manada idare edenler kimse onların onayı ve desteği olmadan hiçbir bela insanlığın başına musallat olmaz. Bütün bu terör bilimi, bu hepsinin arkasında Batı'nın desteği var. Tabii. Doğrudan veya dolaylı. Yoksa yapama bunları, bir haftada bunları yerle bir eder, yok ederler ya. Etmiyor. Etmiyor. İslam dünyasını bunlarla aşındırıyor, 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 aşındırıyor. Bitireceğim diyor ben İslam dünyasını. Bizim salaklarda salak salak bu tuzağın içine düşüyorlar. Şimdi bu üzerinde önemli durmamız gereken bir konu. Bizimkiler de dediniz bu tuzağın içine düşüyorlar. Bizimkiler diyeyim, ne diyeyim yani bu, evet, bunlar doğru. Benim dinimin çocukları, evet. Nihayet. Evet. Fakat burada bu bir boyut. Bunu hakikaten konuşalım. Konuşmak da istiyoruz. Çünkü bir süredir bu tartışmalar hem Batı dünyasında hem bizde, bizim toplumumuzda, Müslüman dünyada, İslam dünyasında tartışılıyor, tartışılacak. Kötülük toplumu kitabınız var. Kur'an, evet, verilerine göre, evet, kötülük toplumu. Neyi iyi etmiş yazmışım. Sanki bugüne bakmışsınız. Yani Fransa'da meydana gelen olaylara bakmışsınız. Bir taraftan İslam ve terörü buluşturan bir yapı var. Şimdi 11 Eylül'den bu yana Müslüman topluma karşı muazzam bir İslamofobiya gibi bir tavır sergileniyor. Şimdi siz bugün gelinen noktada, işte Fransa'daki o 7 ayrı noktada yapılan katliamda yaşananları, işte 11 Eylül saldırılarını, hepsini bizde Ankara'nın göbeğindeki saldırıyı bir potaya koyduğunuz zaman içinden ne çıkartıyorsunuz? Yani İslam ve terör yan yana gelmesi mümkün olmayacak. Dehşet çıkarıyorum. İslam Kur'an'ın tabiriyle hakkın dinidir. Bak, dinül hak karşısında dinül meliki koymuş. Saltanatı kotaranların dini. Dikkat edin. Kontrast nasıl kurulmuş? Kur'an hakkın dininin kitabıdır, kaynağıdır. İslam dünyasının yaşadığıysa dinül melik, sultanların, padişahların dinidir. İşte temel zıtlık burada. Şimdi İslam dünyası 24 saat Allah'a ihanet sergiliyor.
ve insanlık suçu işliyor. Allah biliyorsun İslam fıkhında kamu haklarının namı diğeridir. Bunu birçoğu bilmez, birçoğu da saklar. Çünkü hesaplara uymaz. Allah, bakın, bu kavram İslam fıkhında, hele üst düzey İslam fıkıh tefekküründe kamu haklarının namı diğeridir. Peki, Allah varsa İslam dünyasında kamu hakkı var mı? Yok. O zaman İslam dünyasında Kur'an'ın Allah'ı yok. Oh. Evet, bu kadar net. Ne dediniz? İslam dünyasının Allah'ı tırnak içinde, evet, Kur'an'ın Allah'ı değildir. Olsaydı dünya cennete dönerdi ve bütün insanlık Müslümanların elini ayağını öperdi. Allah yalan söylemez. Diyor ki Mü'minun suresinin ilk ayeti. Kad eflehel mü'minun. Yemin olsun bu kitabın müminleri kurtulmuştur diyor. Kurtulmuştur geçmiş zaman kipiyle. Nerede? Şimdi Allah mı yalan söylüyor? Birileri mi bu kitaba ihanet ediyor? Mısırlı büyük mütefekkir Abduh bunu 1905'te öldü zaten. 1800'lü yıllarda sordu Mısır'da. Ya oturalım da dedi İslam dünyasına, şunu bir konuşalım. Müslümanların ortaya koydukları manzara berbat. Savunulacak bir tarafı yok. Doğru mu? Doğru. O zaman şunu konuşalım. Böyle bir manzaranın vücut bulması Allah'ın bize Kur'an'da söylediklerinin yalan olduğundan mı, yoksa bizim Kur'an'a ihanetimizden mi? Bunu konuşalım dedi. Hala konuşmuyor bunu Müslümanlar. Konuşmuyor. Laga luga idare edip gidiyor. O zaman sizin bu tanımınızdan yola çıkarak aklı işletmek konusuna geleceğiz. Mihver nokta o. Evet. Mihver nokta o. Bakın, aklı olmayanlara Allah pislik yağdırır demiyor. يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik indirir diyor. Aklın varlığı, sen aklı kiraya vermişsen, senin adına birileri kullanıyorsa, o akıl sana ne fayda sağlayacak? He? Aklı kullanan kim? Batılı. Biz akla en fazla meddahlık yapıyoruz. Hayat bunu yemez. Hayat bunu yemez. Bunu camilere tıkıp beynini yıkadığın reayaya yutturursun. Allah'a yutturamasın, bana da yutturamasın. Aklı İslam dünyasının düşman olduğu, karşı çıktığı şeylerin bir listesini yapın. Şimdi ben bunları ya şunu mesela bir kitap yapmak lazım. Şimdi bir kitabım çıkacak yolda. İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Kısmen orada veriyorum bunları. Şimdi İslam dünyasının düşman olduğu şeylere bakın. Tümü işletilen akıl mihverinde dönen şeylerdir. Alalım, Atatürk düşmandı, Cumhuriyet düşmandı. İşletilen akla düşmanlıktır. Şimdi Atatürk'ü sen tahlil ettiğin zaman Kur'an'ın hangi değerine Atatürk'te aykırı bir şey var? Ben insanlığa buradan bugün tekrar söylüyorum. Gelin Kur'an'ı koyalım masamızın üstüne. Haysiyetli insanlar olarak Atatürk'ü de mirasıyla alalım gündeme. Konuşalım. Atatürk'ün hangi icraatı Kur'an'a aykırıdır? Bana göstersin biri. Sen Emevi'nin saltanat ideolojisine dönüştürdüğü çakma, yapma, yarısı şirkten ibaret fıkı, tırnak içinde fıkı tenzih ederim, getirip
din diye kakalayacaksın Musa Carullah'ın dediği gibi. Bunlar bize Allah'ın indirdiği diye kendi yazdıkları hezeyanları dayattılar asırlardır diyor. Allah böyle bir şey indirmedi diyor. Bunların dinini indirmedi Allah. Allah başka bir şey indirdi. Sen bunu bana yutturacaksın. Ben buna karşı çıktığım zaman da veya Atatürk buna karşı çıktığı zaman. Lan İslam dünyası. Sen Atatürk'ün getirdiği reçeteyi hayatına rehber yapmadan 1000 yıl geçse kurtulamazsın. Ne zaman kurtuluş emarelerin görünür? Tarih o zaman ben olmayacağım muhakkak. Çünkü o kadar yakın bir şey değil bu. Ama tarih hatırlasın bizi. Böyle diyen bir adam vardı diye. Tarih kitaplarımda var. Şimdi altın harflerle kaydettim. Şimdi görecek ki İslam dünyası kaç yıl geçmiş olursa olsun kurtuluşunun ufuk ışıkları Atatürk'ün mirasının içinde. Bunu görecek. Bu Atatürk'ün hakkı ve Allah'ın muradıdır. Bunu insanlık bir gün görecek. Batı bunu biliyor. Bunu bildiği için İslam dünyasının belini doğrultacak olan bu reçeteyle İslam dünyasının arasını açtı ilk günden beri. Şimdi Atatürk'ü ana vatanında yok etmek istiyor. Öyle mi? Öyle. Buyur o zaman. Demin sorduğum. Buyur. Tadına bak bakalım. O ölenler, o katliamlar, o dehşetler, onların çaresi İslam dünyasında tektir. Atatürk reçetesi. Batı bunu burnunu sürte sürte anlayacak ve anlama noktasına da aşağı yukarı gelmiştir. Evet. Peki o zaman. Biz mutlu olalım. Bütün Atatürk sevdalısı, Atatürk çocuklarına diyorum, başınız göklere değsin. Hiç kimsenin bu gururun, bu onurun yerine koyacak hiçbir şeyi yoktur. Şimdi ben gidiyorum gene. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin daveti için. Niye Atatürkçü Düşünce Derneği? Büyük boyutlar değiştirdi. Yıllar önce ben Atatürkçü Düşünce Derneği'ne o zaman kimler ne yapıyor, nasıl ediyordu? Adı var, kendi yok filan. Veya kardeşim beni zahmete sokmayın dedim ben. Gitmiyordum. Sonra Uğur Dündar'la geçen sene bir iki program yaptık Almanya'da. Oho bir baktım ki nasıl sevindim. Atatürkçü Düşünce Derneği başka bir şey olmuş. Şimdi nereden açıyorlarsa kardeşim nefes alıp veriyorsam geleceğim. Ne güzel. Evet. Ne yüce bir yürek. Evet. Yani kalkıyorsunuz. Buradan gideceksiniz. Ayın kaçında? Bir kuruş almam. Birçok masrafımı kendim karşılarım ederim. Ama bunu onur ve gururla yapıyorum. Atatürk sevgisinde birleşmenin keyfini ben o insanlarla yaşıyorum. Hepsi beyefendi, cumhuriyet çocukları. Yani hakikaten benim büyük mutluluk bu zamanda benim için. Siz cumartesi günü? Yok. 20'sinde. Cuma gidiyorum. Cuma gideceksiniz. Konferansı pazar öğlede döneceğim. Pazar öğle saatlerinde Türkiye'de döneceğim, olacaksınız. Akşama da burada olacağım. Akşama burada olacaksınız. Evet. Bu ne enerji? Enerjiniz hiç bitmesin. Hayır. Böyle şeylerde yorgunluk olmaz. Benim vücudumu yaratıcı öyle kodlamış. Bazen müzik dinlerken yorulur insan. Doğru. Ya oturmuş, yayılmışsın koltukta, müzik dinliyor. Yorulursun. Yemek yerken ama bu işte ben yorulmak bilmiyorum. Çok yüce bir iş. Çok çok muazzam bir ders veriyorsunuz aslında herkese. Aman yorgunum, hiçbir şeye vakit bulamıyorum diyenlere de sizin bu yüksek enerjiniz ders olsun. Helal, şimdi helal olsun. Evet. Helal olsun. Helal olsun'u bugün kullanmış ADD'den bana mesaj gönderdiler. Şu işte neler istersiniz, nasıl yersiniz, nasıl yatarsınız? Dedim kardeşim siz nasılsa ben de öyle dedim. Hiç fark etmez. Şimdi diyor ki sizin gibi bir aydınlanma önderiyle hizmet etmek helal olsun diyor bütün emeklerimiz.
Selam olsun. Bizi duygulandırdınız, siz de duygulandınız. Evet. Duygulandım buna. Kaç kişi muhatap olur bu söze? Bu çok çok önemli bir şey. Sizin gibi bir aydınlanma önderi için bütün hizmetlerimiz, bütün zahmetlerimiz helal olsun diyor. Bitti. İşte bana Atatürk, bu lazım, bana işte ne para lazım, ne hiçbir şey. İşte Atatürk'ün terbiyesi, Atatürk'ün evet, çocukları. Evet. Ne büyük onur Atatürk'ün evladı olma. Ne büyük onur. Evet. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama... Çakavera. Hiçbir şey de beni yolumdan etmedi. İşte siz. İşte. Ama siz. O muhteşem siz. İnsanlık evladı, işte o Çagavera. Hiçbir şey yolunda gitmedi ama diyor, hiçbir şey de beni yolumdan etmedi. Ya şu söze bakar mısınız? Ben felsefe profesörüyüm. Hayatım felsefeyle meşgale içinde geçti. 200 sayfa yazsanız, bunun açılımını yapamazsınız. Bunu yaşayan bir ruh ancak böyle ifade edebilir. Hiçbir şey diyor yolunda gitmedi. Sonunda hayatını aldılar elinden. Aldılar genç yaşta. Ama diyor hiçbir şey beni yolumdan etmedi. Bu benim için aynen geçerlidir. Ben hiçbir zaman ayaklarımı uzatarak keyif yapamadım. Hasta olduğum zaman dışında. Espri yapıyordum, ameliyat oldum arkasından. Ya çocuklar, bu ameliyatı çok da kötülemeyin dedim ya. Ben böyle ne zaman uzandım, yayıldım da dedim, keyif yaptım. Bak şimdi dedim ne kadar güzel. O da sizin en zor durumdan bile çıkardığınız en güzel, ne diyelim ona, ders kendinize ders. Ne güzel. Ders. Yani... çok acılar çekti bu ülke. Çok acılar çekiyor. Siz hala... Gülgün daha çekecek. Işte, maalesef. Onu da söylüyorsunuz. Daha bitmedi. Ama bütün bu acılar içinde şu Che Guevara'nın sözünü hatırlayalım. Hepimiz için ders olmalı. Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi, alıkoymadı. Bu muazzam bir ders. Che Guevara ve ekibi, Castro dahil, bunlar büyük ruhlu insanlar. Biliyorsun onlar için numune-i imtisal, önder, ölümsüz lider Mustafa Kemal'dir. Ve Türkiye'yi kaç yerde ayıplıyorlar. Ya Mustafa Kemal varken sizin nedir bu haliniz? Ha? Başınıza bela mı arıyorsunuz demeye getiriyorlar. Ben de size sorayım mı bunu? Yani Mustafa Kemal varken nedir bizim bu halimiz? Allah size çektirecekse, ya bakın Mustafa Kemal'e layık olmayanlar işte böyle oluyor. Mustafa Kemal'e layık olmadıkları için, bu ülke, bu reaya, Anadolu reayası layık olmadığı için böyle oluyor. Tabii size mesajlar var ama onları daha sonra sormak isterim. Ya mesaj şimdi, bitmez. Bitmez. Evet, onlar yani, bitmiyor. Hepsine ama, teşekkür ederiz. Sizin bize verdikleriniz çok önemli. Öyle bir burada başlık atmışsınız ki ben baktıkça sadece o başlıktan ne çok şey çıkarıyorum. Atatürk Joker mi, tez mi? Hiç var mı? Cumhuriyet aydınları içinde böyle bir başlık böyle atan başlığı başka biri var. Nereden buraya getirip koydunuz? Yani size vahiyle mi geldi bu muazzam başlık? Hayır. Basit gibi gözüken çok derin hayır, bir Mevlana'nın başlık. Hayır, Mevlana'nın dediği gibi gören gözün görmesi gereken şeydir bu. Bu ne vahiydir, ne keramettir, ne odur, ne budur. Hatta önsezi falan filan da bu açık realite görüyorsun. Joker mi, tez mi? Bakın Mustafa Kemal'i tez olmaktan çıkardılar Türkiye'de. Mustafa Kemal'i antitez durumuna düşürdüler. Mustafa Kemal tezdi. 70 yıl karanlık bela
emperyalizmin kucağında, himayesinde mücadele verdi ve maalesef başardı. Atatürk'ü tez olmaktan antitez durumuna düşürdüler. Şimdi cumhuriyetçiler, ben felsefi bir tahlil yapıyorum. Lütfen. Antitez durumuna düşmüşlerdir. Süratle kendilerini toparlasınlar. Bu özellikle ADD gibi şuurlu ekiplere hitabımdır. Ve Mustafa Kemal'i antitez durumuna düşürenlerin macerasını da iyi tetkik etsinler. Az çilelerle bunu başarmadılar. Şimdi çile çekme zamanı Atatürk çocuklarının. Çeksinler gereken çileyi, kaçmasınlar, bir an önce göğüslesinler, acı ilacı içsinler ve adam olsun. Acı ilaç ve adam olsunlar. Bu iki mesaj mühim. Acı ilaç ne peki? Acı ilaç? Söyleyeyim mi? Net. 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 Kim ne derse desin. Çünkü en net böyle ifade. Benim ıstırabıma ortak olmaktır. O ıstırabın içinde o ilaç var. Başka bir yerde yok, onu bulamazsınız. Ona orada Doğu Perinçek diyor ya, sen bu milletin öğretmenisin. Değil mi? Gene geçen gün bir yerde toplantıda karşılaştık. Bunu tekrar ediyor. Daha etkili kelimelerle söyledi. Şimdi beni övgü sadedinde olduğu için fazla açmıyorum. Çünkü dedikodu ediyorlar. Orada var o. Çünkü Cumhuriyet aydınlarının maalesef büyük bir gafletle açık bıraktıkları, o açığı dinci karanlığın doldurmasına seyirci kaldıkları yer orasıdır. Oradan düştük, oradan kalkacağız. O kalkışı, o take-off'u sağlayacak reçete benim elimdedir. Ben hala o reçeteyi ikmal ediyorum. Ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun, bugün ben dünyamı değiştirsem de reçete samimiyetle sahip çıkanlara çareyi getirecek kıvamdadır. O manada bir eksiği yok. Şimdi bundan sonra dekoratif tarafları vardır. Onları da ikmal ediyorum işte. Şimdi İslam dünyasında akıl ve Kur'an nasıl dışlandı? Şimdi orada öyle şeyler var ki, ben bile diyorum ki ya bunlar var mıydı bunun? Yani nasıl bir şey bu? Varmış demek ki, ben onları bulmuş çıkarmışım. Neler tetkik etmişim, ne kaynaklar tetkik etmişim, kaç dilde, nasıl bir şey bu? Ben de izah edemiyorum. Bana Japonya'da, Tokyo'da bir uluslararası toplantıda sordular. Bu 25 sene, 30 sene yaklaşık önceki bir şey. Tek Müslüman ve en genç adam bendim toplamda. 70 kişi var. Dediler ki ya genç adam, sen bu işleri bu yaşta nasıl yaptın? Sardılar etrafımı. O opening session'dan sonra işte açış oturumu. Nasıl yaptın bunları kardeşim? Sen bir şeyler söyle. Dedim ki Allah, benim bildiğim bir tek gerçek var. Ben zamanı rasyonel kullanırım ve çalışırım. Bütün mesele bunda değil mi? Evet. Kur'an'da da var değil mi? Zamanı doğru kullanmak. Şu var Kur'an'da. Ve benim sen geldin de onu gösterdim mi sana bilmiyorum. Benim atölye dediğim o çalışma, evet, odası, 110 metrelik çalışma salonunda girişin tam üstünde, tepede ünlü bir hattata yazdırdığım bir tabela var. Bir hat var, hat. Hat şudur. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Anlamı ne biliyor musun? İşte benim hayatımın rehberi bu. Bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz hemen fensa fa-i takibiye ile hemen yeni bir iş ve oluşa koyul.
Ama boşluk yok. Ama en büyük sorunlarımızın başında da biraz amiyane tabirle hazır lobçuluk gelmiyor mu? En başında. En başında. Ucuzculuk. Ucuzculuk. Havalecilik. Evet. Lüpçülük. Lüpçülük. Tam Türkçesi odur. Tam Türkçesi. Lüpçülük. Aşırmacılık. Kapkaççılık. Tamam. İnsanlığı çürüten şeylerdir bunlar. Ve bunların en alası, dik alası, daniskası Anadolu reayasında bizim insanlarımızda. Dünyada rekor bizde. Hatta bir sözü şimdi hatırlattı bu bana. Bir işe Türk gibi başla, İngiliz gibi devam et, Alman gibi bitir derler değil mi? Yani o Türk gibi başla. Bir heves başlarız da. Maymun iştahlı sözü bile bizde var galiba sadece. Çileyi göğüsleyemiyoruz ondan. Nedir bu? Çileyi göğüsleyemiyoruz. Biz ıstıraba talip değiliz. Biz beleşe talibiz. Ne güzel söylediniz. Bakın dikkat edin. İnsanlığın önünde giden milletlere, topluluklara bakın. Hepsi ıstıraba taliptir. İstırap önlerine çıktığı zaman tırsıp kaçmıyorlar. Onunla kucaklaşıyor ve barışıyor ve yeniyor onu. Bizde soru gördün mü hemen tırsıp kaçıyor. Hırsızlık, talan, beleş varsa orada var. Herif talan ediyor, milleti soyuyor. Ondan sonra da ana avrat açıkça millete küfrediyor. Sonra başta ben bir vatandaş olarak hakkımı kullanıp ben de buna mukabele ediyorum. Ben hakkımı kullanıyorum. Benim de anama avradıma söylediği için ben de buna mukabele ediyorum. Kıyamet kopuyor. Yüze yakın yazı yazıldı. Ciddi misiniz? Efendim, böyle lüzumsuz şeylere Yaşar inanın. Nuri küfrediyor. Yakası açılmamış küfürler. Aa. Lan vicdanları çürümüş Allahsız imansız herifler. Bu milletin anasına avradına bu milleti soyanlar küfrettiği zaman bir tanenizin gıkı çıkmadı. Ben buna cevap verdiğim için küfürbaz oldum öyle mi? O zaman söylüyorum. Dediğimi dörde katlayarak aynen tekrar ediyorum. Ve hakkınız var. Beğenmeyen yani, tabii. Üstüne hazım ilacı içsin. Çok da güzel söylediniz. Yüreğinize sağlık. Çünkü o insanlar sürekli olarak taltif ediliyor. Sürekli olarak ihaleler vesaireler. Dillendirdiler onlar hepsini. Artık bunlara bir dur deme zamanı var. Dur deme zamanı geldi. Efendim arkadaşlarımız işaret ediyorlar biliyorsunuz. Malum aramız tabii var. O aradan sonra tekrar birlikte olacağız sizle. Değerli izleyicilerimiz lütfen ayrılmayın. Bugün Söz ve Işık'ta hem çok duygu yüklüyüz hem de çok önemli konuları yine değerli hocamızla sizlere aktarıyoruz. Lütfen ayrılmayın. Birazdan buradayız. Değerli izleyicilerimiz, keşke bu 5-6 dakikalık süre içinde konuştuklarımızı da dinleme imkanınız olabilseydi. Çok değerli evet, profesör doktor. En güzel yerleri. En güzel yerler. Ümitsizlerinin katılımı o çok çok güzel. Evet. Ve hemen aradı. Büyük bir gurur ve heyecanla seyrediyorum. Gözlerim dolu dolu seyrediyorum evet, dedi. Çünkü hakikaten yani sizle her bir sohbet, her saniyesi anlam yüklü, bilgi yüklü. İşte onun için aklı işletmek veya hayvanlığa isyan bölümünü sizin Özgürlük ve İsyan kitabınızda Kur'an'ın penceresinden Özgürlük ve İsyan teofilozofik bir tahlil. Onu evet, özellikle vurguluyoruz. Çünkü o çok önemli bir nokta. Yani aklı işletmenin Kur'an dilindeki adı taakkuldür ki daha çok akletmek diye tercüme edilir diyorsunuz. Bu önemli. Biraz önce değindik, konuştuk ama yani size bir soru yönelttiğimde hayvanlaşıyorlar dediniz böyle yaparak. Şimdi insanlıktan çoktan çıktılar, hayvanlıktan da çıktılar.
Kur'an diyor ki insanın hayvan olma gibi bir şansı yoktur. İnsan ya insanlığının hakkını verir, o zaman diyor meleklerden de üstündür. Yahut veremez, o zaman hayvanlardan da aşağıdadır. Nasıl oluyor bu? Onun kıstasını da veriyor. Allah'ın yarattığı mahlukat içinde diyor, en şerir olanlar, inne şerre devabbi, tabir aynen bu, en şerir, yani en büyük kötülükleri üretenler, en rezil aşağılık olanlar, aklını işletmeyenlerdir. Hiçbir yerde filan dine, falan dine inanan veya inanmayan diye bir Kur'an teolojik cedel kitabı değildir. Kur'an akıl ve insan hakları mihverinde bir kitaptır. Onun için özgürlük Kur'an'ın temel kavramıdır, mihver kavramıdır. Özgürlük yoksa insan yoktur. O zaman tabii din ve bilim çatışıyor gibi bir kandırmacaya inanmamak lazım. Kur'an'ı doğru algıladığımızda akıl bilimsellikten de yana olduğuna göre, bilim akıldan yana olduğuna göre, ikisi birbirini tamamladığına göre Kur'an bilimden kopuk değildir öyleyse. Ragıp el-İsfahani, o muhteşem adam, onun iman kardeşlerinden biri olmakla ben gurur duyuyorum. Ragıp el-İsfahani diyor ki, akıl bilimi üreten güç ve enerjidir. Şimdi akıl işletilmezse bilim milim olmaz. Aklı işleteceksiniz. Şimdi ben dönüyorum bugüne. Bunu Ragıp söylüyor 1000 küsür sene önce. Veya 800 sene önce. 500 küsür hicridir onun ölümü. Diyorum ki, aklın yeri bu mu? Akıl işletilmezse bilim, milim, aydınlık falan bir şey olmaz değil mi? Burada müttefik, evet. O zaman bir şey daha görelim bugünkü dünyada. Laiklik yoksa aklı işletemezsiniz. Şimdi bilim üretiminin garantörü akıl, aklın işletilmesinin garantörü laikliktir. Anayasanıza bunun adını yazarsınız, yazmazsınız. Batı'da yazan pek yok Fransa dışında. Evet. Ama hepsi uyguluyor. Bizde yazılmış, çiğnedi, çamura döndürdüler, bitti. Çünkü akla tahammülleri yok, o zaman laikliğe tahammülleri olamaz. Bunu bekleyemezsiniz. Ve laiklik olmadan ne akıl işler, ne demokrasi dedikleri neyse o olur. Ne insan haklarına saygı olur, ne de yaratıcının iradesine uygun bir din olur. Bir defa o dinin olması için laiklik şarttır. Mustafa Kemal ne yaptığını mükemmel biçimde bilen bir deha. Yani başka türlü olmaz. Ne dini ya? Siz İslam dünyasında din diye bir şey var. Eğer dinden Kur'an'ın dediğini anlıyorsak, din diye bir şey var mı İslam dünyasında? Ben karış karış hepsini biliyorum. Ana dilleriyle, Farsçası, Arapçası, Osmanlıcası, Türkçesi, bunlar benim ana dilimden önce hepsini öğrendiğim diller. Ben bunları biliyorum. Bu medeniyetin geçmişini biliyorum, mirasını biliyorum, iniş çıkışlarını biliyorum. Bugünkü İslam dünyasında din diye bir şey var mı? Bu Emevi'nin ideoloji, saltanat aracı yaptığı bir ideolojik sistem. Yarısı, %90'a yakını şirkten vücut bulmuştur. Şimdi bunu din diye sen bana kakalayacaksın ve ben buna karşı çıktığı için şunu bunu eleştireceğim, onlara düşman olacağım. Lan! Bu nasıl bir beladır ya bizim başımızda? Bu nasıl bir beladır ya? Ya bunun kendine de saygısı yok. Cenab-ı Peygamber diyor ki, Allah bir insanın kötülüğünü
kötülüğünü murad edince. Niye murad eder? Ona müstahak hale gelir de onun için. Murad edince diyor, onun doymazlığını iki kaşının arasına koyar. Bunlar doyuyor mu? Buna doymuyorlar. İşte tam oraya getirecek. Bir şey daha söylüyor. Söyleyeyim. Bir şey daha söylüyor. Hazreti İsa'nın kısa söylediğini açıyor biraz daha. Diyor ki, bir zaman gelecek benim ümmetim ısrarlı biçimde ve yoğun biçimde görkemli camiler yapacak. Fakat o camilerin içinde diyor tapılan Allah olmayacak diyor. Para olacak. Ben sana soruyorum. Bugünü bundan iyi ne tarif edebilir? Hiçbir şey. Şimdi bizim, hadi bir daha o tabiri kullanacağım, beni bağışlasınlar bir kardeşleri olarak. Bizim cumhuriyetin angutları. Ya şunu siz nasıl bilmiyorsunuz ya? Hanginiz bunu söyleyebilir? Söylese ne yazar? Kim bunu itibara alır? Ama İslam'ın peygamberi bunu söylüyor ya. Yoğun ve görkemli camiler yapacaklar diyor. Ama onların içinde diyor, Allah'a tapılmayacak, paraya tapılacak. Deniz feneri orada kotarılacak. Ya. 17-25 Aralıklar kotarılacak. Mercimekler kotarılacak. Yimpaşlar bilmem kombassanlar kotarılacak. Daha neler? Okuyayım mı Ebu Zer'in cevabını o zaman? Sizin Maun Suresi böyle buyurdu kitabınızda. 246. sayfada ben kitapları çizerek okurum. Eşimle de kavga halindeyiz. Çizmeden kitap okunmaz. Ama siz burada çizmişsiniz özellikle onun altını. Ben yorulmayacağım ama okuyorum. Şimdi şuradan başlayayım izninizle. Siz lütfen, de biraz kahvenizi lütfen, için lütfen. Size hiç soluk alma fırsatı tanımıyoruz. Muaviye bir gün onu yanına çağırıp şu ifadelerle payladı diyor. Ebu Zer. Evet. Ey Allah ve peygamber düşmanı. Bak. Her gün evimizin önüne gelip bir sürü hakarette bulunuyorsun. Evimiz dediği işte bugünkü malum sarayın bir benzeri. Ben Muaviye Sarayı diyorum ya. Evet. Eğer Muhammed'in ashabından birilerini halifenin izni olmaksızın öldürecek olsaydım, parantez içinde sanki hiç öldürmemiş. Bravo. Seni öldürürdüm diyor. Sonun da öldürdü zaten. Evet ama Ebu Zer'in... Şöyle söyleyerek orada öldürdü. Orada. Evet. Ebu Zer'in cevabı tarihe ışık tutan şu sözlerle geldi. Siz bunun altını zaten basım esnasında çizdirmişsiniz. Ey Muaviye diyor Ebu Zer. Ben ne Allah'ın düşmanıyım ne de peygamberin. Allah ve peygamber düşmanı olan sen ve senin babandır. Dıştan Müslümanlık gösterip içinizde kafirlik sakladınız. Allah elçisi senin asla doymayacağını bildirerek seni defalarca lanetlemiştir. Cenab-ı Peygamber'in senin hakkında şunu söylediği de biliniyor. Yiyip yiyip de doymayan geniş gırtlaklı adam. Yönetimin başına geçtiğinde ümmet kendini ondan korusun. İşte siz biraz önce bana şöyle gösteriyordunuz ya, tam da yerine denk kim geldi. Kim diyor bunu? Bunu Yaşar Nuri demiyor. Ebu Zer. Bunu falanca filanca demiyor. Bunu peygamber diyor. Ve Ebu Zer gibi Hazreti Peygamber'in bu güneş Ebu Zer'den daha dürüst bir adam üstüne doğmadı diyor. Bu Ebu Zer söylüyor bunu. Şimdi işte sizin verdiğiniz... O ya şu ibret tabloları, yani şunlardan ders aldı mı bizim nesillerimiz? Bunları bilmeden siz İslam diye bir dini nasıl anlayacak ve yaşayacaksınız? İşte bakın, Orta Doğu'nun yaşadığı ortada. İşte bakın, yine paranın kullarına peygamber bedduası bölümünüz var yine aynı sayfada. Ya onu da oku ben. Okuyayım. İzninizle oku çok teşekkür ediyorum. Ben gakkuk etmeyeyim. Sen oradan oku. Estağfurullah. Gümüş ve altın paranın, kadifenin, süslü giysilerin kulu kölesi olan yüzü koyun yere çakılıp gebersin. Yüzü koyun yere çakılsın da yerlerde sürünsün. Vücudunun her yanına dikenler batsın da o dikenleri çıkaran olmasın. Bedduaya bakar mısın? O öyle biridir ki bir şeyler verildiğinde hoşnut olur, bir şey verilmediği zamansa asla vefa göstermez.
Fotoğrafı çizmiş, önümüze koymuş. İşte bu. Bu İslam'ın muazzez peygamberi. Maun suresi kitabı. Yani sizin her kitabınız olağanüstü birer ansiklopedi niteliğinde. Ve birini okurken mutlaka diğerini başucumuzda tutmamız lazım. Okumak için atıfta da bulunuyorsunuz. Ve Karun diyorsunuz iki nokta. Üst üste hangisinde? Kötülük toplumunda. Servet azgınlığının sembolü. Sembolü. Kur'an bunu bunun için kullanıyor. Bir de Haman var. Dini saltanat aracı yapmanın ve zulümle işbirliğinin sembolü Haman'da. Peki bu işler nasıl terbiye edilir? Bunun terbiyesi var mı? Bu bir azgınlık görüyoruz işte. Bak, vücuduna dikenler var. Batsın. Gülgün cevabı var işte olmasın. Deminden beri bağıra çağıra onu söylüyorsun. Onu söylüyorsun. Cevabı Mustafa Kemal'de. Bunlardan şikayeti olanın gideceği yer ora. Benden niye reçete istiyorsun? Hazır ora. Uygulamalı üstelik. Ama bir yol ben teorisyenim, ben fikir adamıyım, ilim adamıyım. Atatürk'te sade bu deha yok. Bunun yanında uygulama, eylem dehası var. Bize Allah o gücü vermemiş. Gidin kardeşim. Teorisi de orada. Muhammed İkbal ne diyor? Ben yapacağımı yaptım diyor. Bana artık uzun ömür dua etmeyin. Bunları Mustafa Kemal'e söyleyin. Çünkü bundan sonrasını o halledecek diyor. İkbal'i küçümseyebilir misin? Şimdi tabii bir taraftan da Kur'an'dan yine çok önemli büyük bir ders. Kur'an'ın paylaşımcı toplum ve paylaştırıcı devlet talebi bölümünüz tabirlere çok önemli dikkat işte et. Bakın. Paylaşımcı toplum, paylaştırıcı devlet. Talebi bir de. Talebi var. Kur'an'ın bu isteği bunu istiyor. Diyor ki paylaşımcı bir toplum istiyorum. Toplum olur ki menfaatleri icabı savsaklar. Şimdi Anadolu riayasını düşünün. Savsaklıyor bunu. Paylaştırıcı devlet. O zaman devlet paylaştıracak. Sosyalizm bu işte. Sosyalizmsiz de aklı işletemezsiniz. İnsan haklarını koruyamazsınız. Çünkü paylaşım olmaz. Sen kim peygamber tinetli kaç tane adam çıkıp da paylaşacak? Kim gidecek de benim gibi deli olup oturduğu mahallede muhtarları arayıp bana muhtaç olan birileri tavsiye edin. Size benim güvenim var. Kim? Kaç kişi yapacak bunu? Ha, devlet bunu yapacak. Bunu devlet yaptıracak. Paylaştıracak. Sistemi kuracak. Sosyalizm denince bunlar mızrak yemiş domuz gibi niye bağırıyorlar? Niye bağırıyorlar? Tabirlerinize hayran. Evet. Niye bağırıyorlar? Derdiniz ne sizin? İhtiyaçtan artanı paylaşın diyorsun Kur'an değil mi? Elinizdeki imkanları paylaşmadıkça zafere ve mutluluğa ulaşamazsınız diyen Kur'an değil mi? Ulan Kur'an değil mi bunları söyleyen? He? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ diyen Kur'an değil mi? وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُ Sana neyi paylaşacağız diye sorarlar. İhtiyacınızdan, çoluk çocuğunuzun zaruri ihtiyacından artanı paylaşın. Ulan bunu Kur'an demiyor mu? Ulan siz bunun neresindesiniz? Lan ne paylaşması? Siz milletin ciğerlerini söküp yediniz. Allah'ın melun domuzları. Allah belanızı versin sizin. Hani Kur'an vardı, Allah'ın dini vardı, Allah'ın kitabı vardı, Allah'ın ya, mezarlıkta oku, dedeni cennete. Senin dedeni domuz ahırına bile göndermez Kur'an. O bile ona fazladır. Onu hak edeceksin. Sen Kur'an'ı ne kadar melun, aşağılık varsa onları cennete postalamanın aracı yapacaksın. Ve Allah senin belanı vermeyecek, öyle mi? Veriyor işte. Ve tabii şimdi siz bunları söylerken bir taraftan da aklım Antalya'da. Orada malum G20 toplantısı var. Liderler
dedim, anladınız. Siz bu, hayır söyle. Liderler bir önemli gösteriş içine girdiler orada. Güç gösterisi içine girdiler. Büyük uçaklarla gelenler, otel kapatanlar, bir takım mesajlar. Tabii, emperyalizmin güç gösterisi. G20 bilmem ne, G8 nedir bunlar? He? Ne bunlar? Ya Nil şey Gülgün, ya konuşamıyoruz, konuşmuyorum. Söylenecek neler var, neler var. Bunu diyorum da bazıları gülmekten geberiyor. Sen de diyor konuşamıyorsan, ya dünyada diyor o zaman konuşan kimse yok demektir. Hayır, ben Ebu Zer gibi konuşabiliyorum, Che Guevara gibi konuşabiliyorum. He? Konuşabiliyor mu? Oh, İmam-ı Azam gibi konuşabiliyor mu? Tevazu gösteriyorsunuz ama. Hadi yani, öyle olsun. Bu öyle, tevazu gösteriyorsunuz. Bakın, dünyanın en önemli dergisi, Time dergisi, sizi 20. yüzyılın en önemli kişileri, the most important people of the, yani 20. yüzyılın en önemli kişileri listesinde getirmiş, 9. sıraya koymuş. Tevazu gibi. Ne derler? Benim haddim değil ama fazla da alçak gönüllü olma. Tevazu göster. Gerçeksin. Ne güzel de sözlerimiz var. Ben aslında hiç oraları umursamıyorum Gülgün. Benim baktığım bir tek yer var. Ben tarihin diyalektiğine bakıyorum. O benim için ne diyecek? Bütün dünya bana övgüler düşse ki düzüyor. Yani Almanya'ya geçen gittim. Orada gitmişler salon için izimizin emniyet müdürüyle konuşuyorlar. ADD mensupları. Filan kişi kimi çağırıyorsunuz diye bir söyleyin, verin bakalım, bir tetkik edelim. Bilgisayara girecek, bakacak bu adam nedir, terörist nedir, neyin ne. Daha ismin diyor telaffuz edildi emniyet müdürü. Ha, şu filozof ilahiyatçı mı demiş. Ne demek demiş, gayet tabii. Hiç demiş bir sıkıntı yok. Şimdi bunlar tamam ama ben bunlara bakmıyorum. Ben tarihin diyalektiğine bakıyorum. Tanrı'nın dili tarihin diyalektiğidir. Tanrı bakkal dükkanı işleten Mehmet Ağa değil. İlkeler bütünüdür Tanrı. Şimdi ben tarihin diyalektiğine bak. Tarihin diyalektiği benim için ne diyecek? Gerisi bana vız geliyor, tırıs gidiyor. Hiç benim umurumda değil. Müsbeti de umurumda değil, menfisi de umurumda değil. Ben onun için beni çok övenlere diyorum ki, tamam kardeşim, demek ki vicdanınız görevini yapıyor. Yani benden bunun için teşekkür falan da beklemeyin. Ben kendi işimi yapıyorum. Sizden teşekkür alayım diye buna tenezzül eder miyim ben ya? Ben işimi yap, benim işim ölümler pahasına yapılan bir iştir. Bir ölüm pahasına değil. Onun için ben bunu insanın şükranına, teşekkürüne, bilmem neye feda etmem, bağlamam. Tarihe bakarım. Benim seleflerim tarihe baktılar, onun için ölmüyorlar. 1270 sene sonra ben 10 yılımı vererek İmam-ı Azam'la ilgili 2 kitap yazdım. Daha eminim ileriki zamanda benzerleri çok yapılacak. Çünkü tarihin diyalektiği onu benimsemiş ve her gün büyütüyor, her gün büyütüyor. Time dergisi öyle demiş, demese ne yazar? Mevlana taşı gediğine koymuş, ölümsüz. Selçuklu Sultanı diyor ki ona, espri içinde. Ya bana hünkâr diyor. İmparator ya. İmparator zamanın imparatoru. Emperyal gücün başı adam. Sana da hünkâr diyorlar diyor. Nasıl bir iş diyor. Yani bizim hiçbir farkımız falan. Diyor ki ben onları bilmem. Farkımızı ben söyleyeyim sana diyor. Farkımız çok net ve kısa. Sultan. Senin saltanatın öldüğün gün biter. Benim saltanatımsa öldüğüm gün başlar.
Benim saltanatım da öyle. O övgüler, o Time dergileri, o çifte çifte doktoralar büyük üniversitelerde tamam, tamam. Ben insanlığa bu bakımdan bunu takdir eden vicdanlara şükran bu. Tamam ama ben onlara da bakmıyorum. Benim öldüğüm gün tarihin diyalektiğinin başlatacağı saltanat var ya, benim ilgilendiğim o. 85 kitapla. Benim ilgilendiğim o. 85 kitap. Dile kolay. Şimdilik. Şimdilik. Yenisi ne biraz zaman? Biraz egoizm yapayım. Şimdilik. Ne güzel. Ne evet. Zaman geliyor yenisi? Sabahattin Özki var ya, 85 dev eserin altında imzası olan tek dev mütefekkirimiz diye. Yani o da bir kültür adamının güzelliği içinde. Şimdilik 85. Şimdilik. Evet yani. Ne güzel. Şimdi sizi dinleyince tabii sizin çok sevdiğiniz büyük ilahiyatçı filozof Paul Tillich. Devrim İmam-ı Azam'ı. Tüm kişiler, tüm kurumlar enfeksiyona maruz kalmış. Tedavi edenler de hasta, tedavi edilenler de. Tedavi edenleri kim tedavi edecek demiş. Biz o noktada mıyız? Paul Tillich, tabii ki o noktadayız. Biz Atatürk'ten sonra hep bu noktada olduk. Atatürk tedavi edendi ve başka tabibe ihtiyaç bırakmıyordu. Allah'ın ona bir lütfu öyle asırların üstüne oturmuş bir deha. 20 tane boyutu olan bir deha. Bir adam dahi olur. Yani bize de zaman zaman dahi diyorlar. Ne için? İşte bir şey için, yaptığımız bir iş için. Mustafa Kemal'in hangi kalıba göre dehasını donduracaksın? Dünyanın en güzel giyen adamından tutun 30'lu yıllarda harp, barut kokuları içinde bakar mısınız? Hala bugün Hollywood artistlerinde o güzellik yok. O da bir deha. O da bir deha. Tefekkür. Devrimcilik, akılcılık, bilimcilik, insan haklarına saygı. Her biri, her birinde bir deha. Atatürk, multidimansiyonel dedikleri Batılıların böyle bir adam yani. O kadar boyutu var ki. O kadar boyutu var ki. Ve Allah bunu Anadolu topraklarına lütfetmiş. Ve biz ona ihanet ettik. Gül gün bunun faturasını bu millet ödeyecek. İslam dünyası da ödeyecek ama İslam dünyası nihayet der ki ben Atatürk'ü nereden bileceğim? Bana İngiliz ajanları neyi sufle ettilerse ben Atatürk'le ilgili onları söyledim. Aldandık tamam ama böyle maalesef. Peki bu ülkede karılarının, kızlarının, bacılarının yatak odalarından işgalci paryaları kovduğunu bu adamın bilmiyor mu bu ülke? Bu ülke yaşadı bunu. Nasıl ihanet ediyor bu adamı? He? Nasıl ihanet ediyor? Yani bunun faturalarını ödeyecek bu millet. Ödüyor on küsür senedir, bitmemiş. Daha faturanın yarısı ödenmemiş. Ödenecek. Bunu her programda vurguluyorsunuz. Her programda hayatta olduğum sürece hep vurgulayacağım. Ve daha da ağır faturalar ödeyeceğiz. Öyle olmuyor mu? Evet. Öyle olmuyor mu? Her gün artmıyor mu faturanın bedeli? Ya bunun için keramet sahibi olmaya lüzum yok ya. Ufku görebilen kafi. Bu da Atatürk'ün bir tabiri. Kaldı ki ben kendimi sadece ufku gören adam olarak tanımlamam. Ben ufkun arkasını gören adamlardan biriyim. Mustafa Kemal öyle diyor. Bu topraklarda diyor, huzurlu yaşamak için ufku görmek yetmez. Ufkun arkasını göreceksiniz. Ben onlardan biriyim. Ama benim milletim benden yararlanmadı. Bana nankörlük etti.
bana zulmetti. 35 senedir bu millet bana zulmediyor. Ama Batılı beni tuttu kaldırdı. Çağın en büyüklerinden biri ilan etti. 10 küsür doktorayla ilim alemine beni getirdi. Bir heykel gibi oturttu. Benim milletim bana sövmek dışında hiçbir şey vermedi. Fakat tabii biraz önce konuştuğumuz gibi Kur'an aklı emrediyor, aklını kullanmayı emrediyor. Bilimselliği reddetmeyi değil mealinde bir konuşma yaptık. Şimdi burada sizi anlamayanlar, sizi dinlemeyenler, okumayanlar, bilimselliği reddedenler, yani evinde televizyonu dahi olmayan insanlar. Olanları da, şimdi olmayanı belki yok olan. Tabii ben bunu derken herhalde Ümit Zileli ve benzerlerini, Doğu Perinçek ve benzerlerini, Coşkun Özdemir ve benzerlerini kastetmiyorum. Onlar müstesnadır. Onlar Cumhuriyet'in vicdanını temsil eden pırıl pırıl insanlar. Tamam. Ama büyük yığın Arapça'da büyük yığına ne derler biliyor musun? Karşılığı nedir? Enteresan. Sevade azam. Büyük karanlık. Büyük karanlık. Anadolu reayası bizim bugün kullandığımız sosyolojik manada bir halk falan değil. Sevade azam manasında bir halk. Ve bayılıyorlar, onu kullanıyorlar zaten. Arapça olsun da ne olursa olsun. Sevade azam. Sevade azam beni anlamaz. Nasıl peki bu büyük karanlığı aydınlığa dönüştüreceğiz? Evet, Atatürk dediniz ama bunu anlatabilecek düşünce sistemine sahip kişileri bulmak gerekiyor. Bakın vazgeçmeyeceksiniz. Yılmayacağız. Çaresi budur bunun. Vazgeçmek yok. Vazgeçerseniz Atatürk'ün bedduasına maruz kalırsınız. Tarihin bedduasına maruz kalırsınız. Tanrı'nın bedduasına maruz kal. Vazgeçmek yok. Çileyi çeke çeke, çeke çeke, çeke çeke, şairin dediği gibi bir gün gelir, hak tecelli eyleyince bir işi asan eder, halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder. Karar verdi mi? Akşamdan kapkaranlık bir dünya, sabah kalkarsın apaydınlık. Tanrı'nın tecellisi böyle yapar. Ama çektiğiniz ıstıraplarla onu hak edeceksiniz. Hak etmeyene vermez bunu. Açsanız, bak Firavun'u da doyuruyor. Hem de en leziz nimetlerle. Düşmanı. Bunları verir. Para verir, ekmek verir, bal verir, yağ verir, kaymak verir. Tamam. Verir. İyice azacaksa açsın, sonunda belasını vereceğim diyor. Ama Mustafa Kemal vermez, özgürlük vermez, bilim vermez. Bunları hak edeceksiniz. Bunlar Allah'ın lütfu olarak verilmez. Allah'ın lütfu olarak hiç kimseye özgürlük verilmez. Hak edeceksin. Niye ben o kitabın adını İsyan ve Özgürlük koydum? İsyan olmadan özgürlük olur mu? Che Guevara'ları olmayan bir halkın özgürlük hakkı olabilir mi? Şimdi isyan deyince başka anlıyorlar. Efendim ne anlasın? Ben felsefe profesörü bir adamım. Beni kendi jargonum içinde değerlendireceksin. Aksini yaparsa ben ona eşek değil, eşşol eşek derim. Kabul ediyorsa buyursun yapsın. Ben öyle bir şeyi kitabımın üstüne koyar mıyım? Tarihe öyle bir leke bırakır mıyım? Bana ne lan, siz kimsiniz? Ben felsefe yapıyorum. Nurettin Topçu isyan ahlakını yazdığı zaman Maurice Blondel gibi aksiyon felsefesinin babasının yanında yaptığı tezin adıdır. Bu kitapta geniş inceledim. Kimi itham ediyordu? Kime isyandan var? O zaman bunlar var mıydı? Şimdi bir salonda birisi he dese, aa bu hırsız demek istedi, o zaman bize hakaret etti.
Ulan ben niye alınmıyorum da sen alınıyorsun? He? Evet. Sen yani Allah'ın hikmetine, tecellisine bak. He dedim mi adam diyor ki hırsız demek istedin. Böylece bize hakaret ettin diyor. Alın tıkın içeri. Öyle arkadaşlarımız. Allah basiretini selbettiği insanları tarihin önünde böyle rezil rüsva eder. Rezil rüsva eder. Ben sana ne diyeceğim? Ne gereği var ki? Sen kendini zaten bilmem neye batırmışsın. Bana ne? Bana ne? Müstahakın o. Senin kendine saygın var mı lan? Söyle bakayım bana. Kaç tanesine dedim. Senin kendine saygın var mı? Falan. Biz Allah için. Ha, Allah senin pisliklerinin paravanı öyle mi? Oh tabii. İşte o zaman sizin Kur'an... Lan Allah'ım Allah'ı bırak. Allah'ı tahtından indirme terbiyesiz. Sana ben ne diyorum? Senin kendine saygın var mı şu işleri yapan adam olarak? O gene dönüp dolandırıp diyor ki biz onları cihat için yaptık. Lan ne zamandan beri namussuzluğun, kahpeliğin, alçaklığın, puşluğun adı cihat oldu? Ne zamandan beri? Evet, işte bütün kepazelikleri zaten bir bir görüyoruz. Yani bugün Türkiye çok ciddi bir... Ne olur diyor, ya sen diyor ateistlere, deistlere, şunlara bunlara gösterdiğin saygının birazında bir... Niye göstereyim dedim ya? Ya ben bir tane namussuz ateist tanımadım. Ama bir tane namuslu dinci tanımadım. Nasıl göstereyim dedim ya. Sen kendini benim yerime koy. Niye o hüküme varıyorsun? Lan nasıl varmayayım? Son 50 yıla bakıyorum. Gerisini bırak. Koca imparatorluğu yiyip bitiren pislikleri. Onları bırak. Şu son 50 yıla. Lan diri diri benzin döküp adam yakmaktan... Camiden namazı soygun aracı yapmaya kadar, yani Sivas katliamından, Neronik katliamından, deniz fenerine, mercimek talanından, 17-25 Aralık talanlarına kadar, bana bir tanesinin altında bir tane ateist imzası gösterin. Lan gösterin, ben bütün yazdıklarımı yalayacağım. Bir tane gösterin. Yok. Hepsinin altında sizin imzanız var. Ya siz bunun niye oturup hesabını yapmıyorsunuz? Biz ne yapıyoruz diye. Siz bunu soruyorsunuz. Bana da niye kızıyorsun ya? Evet. Lan senin kendine saygın var mı dedim. Sen beni bırak. Ben sana saygıya mecbur değilim. Hak edersen gösteririm insanlık icabı. Senin kendine saygın var mı? Tabii geçtiğimiz hafta biraz değinmiştik o konuya. O zaman şunu söyleyeceğim. Yani özgürlük ve isyanın motor gücü iblis mi diye konuşmuştuk sizle. Göklerin ve yerin esası ve bunların dayandıkları gerçek iki ışıktan ibarettir. Muhammed Mustafa'nın ışığı, iblisin ışığı. Şimdi İranlı şair, filozof Sadi, evet. Hafız. İranlılar ona şiirin İlahı diyorlar. Şiirin peygamberleri vardır diyorlar. Ama hafız şiirin ilahıdır, tanrısıdır. Şimdi bu hafız, ki ben bu hafızı gençlik yıllarımda Cansız Hoca'dan ezberleyerek okudum. Diyor ki, iblis deyip geçme. Bakın iblis nasıl bu özgürlüğe katkı veriyor. Diyor ki hafız, Çerağı Mustafa ba şararı bu leheb est. Bu leheb dediği kısaltmış Ebu Leheb. İslam'ın ve peygamberin amansız düşmanı, Kur'an düşmanı bir adam. Peygamberin öz amcası. Ama böyle. Şimdi diyor ki Mustafa'nın yani Hazreti Muhammed'in çerağının, meşalesinin yanması için Ebu Leheb'in kıvılcımlarına ihtiyaç var. Bakar mısın? Çerağı Mustafa,
Evet. Çarağı Mustafa ba şararı, şarar kıvılcımlar demek. Ba şararı bu lehebest. Mustafa'nın meşalesinin yanması Ebu Leheb gibi melunların kıvılcımları ile mümkündür. Şimdi Che Guevara ne diyor? Düşmanın yoksa diyor, sen ben adam gibi yaşadım deme. Orta malı, sen buradasın şimdi, edebin buna izin vermez. Orta malı birilerisin sen. Evet. Yani muazzam çalışmalar size her dinlediğimizde hayranlığımız misli misli artıyor. Hakikaten biraz önce söylediğimiz gibi belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi. O hakikaten olağanüstü bir bakış, olağanüstü Ebu bir Zer'de felsefe. Ebu Zer'de bu var işte. Ben diyorum Batı dünyasının Ebu Zer'i Che Guevara. Ben Ebu Zer'i bir kitap yaptım. Gayet doğal. Çünkü benim jargonum içinde Ebu Zer. Temel taşlardan. Ama Che Guevara'yı görmezlikten gelemezdim. Onu da bakın bu kitapta egemen unsur yaptım ve kitabı onun adına ithaf ettim. Evet. Bin kere helali hoş olsun. Böyle. Bugün için şiirlerden, tasavvuftan, Yunus'a mesela girecektik, giremedik. Demiştik. Çünkü bu Fransa'da gerçekleşen büyük katliamdan sonra biraz da bu dinci ahlaksızlığı konuşalım dedik. Onu da çok İşte buralara geldi. Buralara geldi. Gene konuşacağız. Yunus'u da bizde bu. Yunus bir iki şey söyleyelim ruhundan Tabii. istimdad için. Diyor ki, mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? Bunun benden önceki sahibi var, ondan önceki var, ondan önceki var. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan diyor. Şu Türkçe'ye bakar mısınız? Bir Allah kulunun bugünkü bu toplumda anlamadığı bir kelime var mı burada? Yunus 1320'de öldü. Yani neredeyse 1000 sene. Şimdi bir yerde de diyor ki, bak felsefeye bak. Bugünkü psikolojinin, psikiyatrinin ve psikanalizin ortak tespitlerinden biridir Yunus. Yine 5-6 kelimeyle bitirmiş. Diyor ki, gitmez gönülden darlık, elde oldukça varlık. Arttıkça gönül darlığın büyür. Çekler, senetler, onlar bilmem ne, sabaha kadar bilmem falan. Ya hepimizin uykusuzluk sebepleri vardır. Aşk gibi, o konuda görülen ihanetler gibi, yanlış anlamalar ve hepsi bunlar da bunlar mukaddes kaygılardır. Ama geceleri boyu uykusuzluğunu çek ve senet hesabına, banka hesaplarına, o rakamlara bağlayan ne zavallı bir mahluktur o. Ben bazen parayı cebimden çıkarıp böyle akıyorum. Beni affet. Ben paranın değerini bilmeyecek bir adam değilim. Ben hukuk eğitimi görmüş bir adam. Tuh diyorum sana be. Ulan sen nesin? Sen neye yararsın? Sen benim cebimde durduğun süre neye yararsın? Birilerinin bir işine yara da ben de keyifleneyim. Tuh diyorum sana. Seni cebimde taşıyorum. Ama para ahlaksızları parmağında oynatmaya yarıyor işte. Ya'budûne derâhime ve denânîr. Yu'ammirûne mesâcidehum. Ve hiye harâbun an zikrillah diyor. Ya şuna bakar peygamberin sözü.
görkemli yaparlar camilerini diyor. Bir zaman gelecek ümmetim. Fakat onlar Allah'ı anma bakımından harabedir. يَعْبُدُونَ ف۪يهَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَان۪يرِ Oralarda diyor, o görkemler tamam da oralarda Allah'a ibadet edilmez. Paraya tapılır. Deniz feneri kotarıyorsunuz, cami görkemli. Ulan kimi kandırıyorsunuz? Lan kimi kandırıyorsunuz? Buna nasıl tenezzül ediyorsunuz ya? Kendinize böyle bir kazığı nasıl atıyorsunuz ya? Bugün buraya gelirken sizin şu isyan edeceksin, isyan sözünüzü düşünerek geldim. İmam-ı Azam'ın sözü. İsyan etmeyenlerin özgürlük talepleri olamaz diyor. Yok böyle bir şey. Evet. Evet. Ve onu düşünerek geldim. Sonra da düşündüm ki hakikaten isyan etmediğiniz müddetçe özgür irade felç ediliyor. Aynen öyle. Özgür irade olsa isyansız yapamazsınız. Ben o bahsi anlattığım şeyin sonunda bir cümle vardır. O hem beni tanımlar hem genel tanımları. Diyorum ki, özgürlük ve isyan da o. Diyorum ki, ben tarihin önünde isyanım kadar büyük adamım. İsyanım yoksa ben böceğim. Biraz isyanım varsa biraz adamım. Benim gibi asırların kabullerine kafa tutacak kadar isyan. Ben buradan kendimi adam görüyorum. Ne boyumla, ne posumla, ne paramla, ne kitapla. Hayır. Ben isyanımla büyük adamım. İşte Che Guevara, Ebu Zer ve benzeri onlarca tarih yaratan adam. Peki insan eylemlerinin yaratıcısının da Allah olduğunu bildiren ayeti diğer verilerle birlikte değerlendirdiğimizde ulaşacağımız çok sonuç. Çok önemli. İnsan seçer, Allah da bu seçileni yaratır. Aynen böyle. Eşariliğin babası sayılan Ebu'l-Hasan el-Eşari evet. Böyle diyor. Biz seçeriz, o yaratır. Tabii yaratıcılığı sana verecek değil ya. Ultimate reality bir tane olur. Nihai realite. Nihai gerçek. Müteal varlık o bir tane olur. O iki tane olmaz, eşyanın tabiatına aykırı. O zaman tabii o yaratacak. Paul Tillich öyle diyor. O sıfırdan yaratır. Biz de yarattıklarından bir şeyler yaratırız, tarih yaratırız. Galaksi yaratamayız biz. Gülgül. Yağmur yağdıramayız. Nehirler yaratamayız. Dağlar, Himalayalar yaratamayız. Ama onlar üzerinde neler yaratırız, neler yaratırız, neler yaratırız. Şimdi bir taraftan da tabii bu yaratıcı olmanın bambaşka tarafları da var. Yani insan seçer, Allah da seçileni yaratır dedikten sonra geçiyoruz. İrade her şeyin başıdır diye başlayan bir cümle var siyah harflerle kitabınızda. Kul irade etmediği şeyi yapamaz. Bunun içindir ki Allah yoluna koyulana mürid, yani irade eden denmiştir. Ancak bu yolun geleneğinde müridin anlamı iradesi olmayan kişidir. İradesinden soyutlanmayan kişi mürid olamaz. Saptırdılar. Çelişki. Mürid, evet. İradesini öne çıkaran ve iradesiyle iş yapan demek. Bunu istiyor Cenab-ı Hak. Şimdi bizdeki tarikatçılık ne yaptı? Mürid diyor, iradesini yok eden adamdır. Kim adına iradesini yok edecek biliyor musunuz? Şeyh denen küflü kafalı uyuzun adına. Buna da şirk denir. O sıfata layık olan müstesna insanlar var. Onlara saygımı saklı tutuyorum. Ama büyük çoğunluğu bu tarikat şeflerinin aşağılık irade katili adamlardır. Diyor ki
sen diyor şeyhinin yanında ben de şöyle düşünüyorum dedim. Sen bittin diyor ya. Sen bunu diyor şeyhin yanında nasıl? Lan Allah bana bunu söyle diyor. Bana karşı da söyle diyor. Böyle bir şey olur. Ya bakar mısın şunlara? Bakar mısın? Şimdi İslam dünyasının asırlardır bunlar güdüyor. Bunların önderlik yaptığı bir toplum. İşitler yaratmaktan başka ne işe yarardı? Ha! Bir şeyi de söyleyeyim. Kimse yanlış anlamasın. İşit bu tarikat melanetine ve şirkine karşıdır. Elinden gelse hepsinin türbelerini, mürbelerini yok eder, ben de alkışlarım. O ayrı bir iş. Ama IŞİD'i Batı başka maksatlar için kullanıyor. IŞİD şirk düşmanı bir ekiptir. Türbe perestliğe karşıdır. Cami tasallutuna karşıdır. Bina tasallutuna karşıdır. Hele bu şeyh perestliğe, bu tarikat perestliğe, bunlara temelinden karşıdır. Ama Batı bunu bu manalarda kullanmıyor ki. Batı bunu insan haklarını katletmek ve insan canı almak için vurucu güç olarak kullanıyor. Maalesef. Peki bu gruba, bu terör örgütüne mensup kişiler niye Batı'nın böylesine her şeyine kendilerini teslim ediyorlar da insanları yolup kesiyor? Hangi fikri gücüyle buna karşı çıkacaklar? Bir de para giriyor devreye. Şimdi bakın, bu terör örgütünün terkibine bakın. Ne tek başına bir millet, ne tek başına bir halk, ne tek başına bir bölge. Dünyanın her yerinden toplanmış adamlar. Bu ne demek oluyor? He? Kadın kullanılıyor, para kullanılıyor. Sonra tehdit de kullanılıyor. Batı bunlara diyor ki, bak ben sizi buralara taşıdım. Şimdi yamukluk yaparsanız canınızı okurum. Ne zannediyorsun sen? Böyle göründüğü gibi dümdüz değil bu iş. 40 bin iblislik var bunun arkasında. Çok büyük. Çok büyük. Şimdi o batağa soktu bunları. O bataktan çıkmaları kolay değil. Bir de para kesti. Parayla iman bir yerde olmaz diyorlar ya. Parayı devreye soktunuz mu, idealizm yok olur. İdealizmin olması için ilk ayağınızın altına alacağınız şey paradır. O zaman Muaviye'nin Yezidleri oldular yani. Bakın, idealist bir adam her şeyle dost olabilir. Düşmanıyla da kucaklaşabilir. Paraya dost olamaz. Paraya dost olanın idealizmi olamaz. O zaman idealist bulmak çok zor. Çok zor. Çok zor. Benim gibi delilere kalıyor bu iş. İyi ki sizin gibi deliler var. Benim gibi delilere kalıyor. Böyle nevi şahsına münasır bir deli, benim bir şikayetim yok. Biz sizi seviyoruz. İkbal diyor ki, akl dadiyi hem cünuni dihmara. Şiirleri Farsçadır. Ben böyle iştiyakımdan bunları bazen böyle okurken farkında olmadan ezberlemiş oluyorum. Cenab-ı Hakk'a münacatında diyor ki, bana aklı verdin dibine kadar. Artık oradan bir şey istemiyorum. Bana çılgınlık ver diyor. Akl dadiyi hem cünuni dihmara. Bu Mevlana'da da var, Nietzsche'de de var. Bana artık diyor çılgınlık ver. Ben bunu yıllar önce dedim. Ben hakikaten çok akıllı bir adamım. Bunu söylemem lazım. Bana rahmetli babam, en büyük hocam, çift beyinli oğlum derdi. Çift beyin. Sizin bu sözünüz. Tabii. Benim lakabım babam bana çift beyin, çift beyin, çift beyin. Böyle hitap. Tamam. Ama ben bir defa asgari 30 yıldan beri Allah'tan çılgınlık istiyorum. Akıl bende çok.
Ne yapacağım? Aldınız ama çılgınlığı. Çılgınlık. Çok muzipçe güldünüz, aldınız ben mı çılgınlığı? Ben sevgilerimde çılgınlığı öne aldım. Tadı orada. Aşkımda öyle öne aldım. Onun da tadı orada. Tuzu biberi, o. Şimdi şey diyor ki Bedri Rahmi, muhteşem adam benim hemşerim. Hayat kiriyle pasıyla güzeldir. Ben de diyorum ki hayat çılgınlıkları ile güzeldir. O halde devam. O güzel çılgınlığa aşk devam. Aşk diyor Mevlana, aşk Mevlana'da öyle cinsiyet falan hiç alakası yok. Onu da ihtiva edebilir ama çok daha geniş bir kavram. Hayata bakan bir göz, farklı bir göz demek. Diyor ki şu aşk hiçbir felaketten ders almıyor. Felaketten ders alsa çılgın aşk olur. Çünkü. Çılgınlık işte bu. Çılgın çünkü. Akıl dadi hem cununi dihmara diyor. Bana akıl verdin diyor. Oradan bir şey bana bol bol verdin tamam. Artık bana çılgınlık ver diyor İkbal. Ömrünün son yıllarında bu şiiri yazmıştır. Artık bana çılgınlık ver diyor. Ben tarihe bunu bırakmak istiyorum artık. Ben bunu 30-40 senedir yaşıyorum. Ben hep çılgınlıkla ne bıraktımsa bıraktım. Oh etmişim. İyi ki etmişsin. Dibine kadar savunuyorum. 40 defa dünyaya gelsem yine aynı adam olmak isterim. Geriye baktığım zaman bir tek günümden şikayetim yok. Önemli olan da bu değil mi? Bence bu. Budur. Beğenmeyen yatağını ayrı sersin. Biz de öyle derler. Hiçbir zaman yaşadıklarımızdan pişmanlık duymamaktır. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yine böyle saniyeler, dakikalar değil, saniyeler sanki kuş gibi uçtu gitti. Bir ansiklopedi okuduk, sesli bir ansiklopedi karşımdaydı, söyleştik. Çok teşekkür ediyoruz. Avni Anıl'ın şarkısı, Allah rahmet eylesin, aziz insandı, benim dostluğum da vardı onunla. Rüya gibi uçan yıllar. Biraz durun. Biraz durun, durun biraz. Durmaz. O temennidir. Durmaz. İkbal'le bitirelim. Biz zannederiz ki diyor İkbal, sadece yolcular yürür. Hayır diyor. Yollar da yürür. Yollar da yürüyorsa nasıl duracaksın? Yürü kardeşim, yürü. Bir gün istirahat edeceğin bol zamana kavuşacaksın. Alman düşünürü Ritter'in mezar taşına bu yazılıdır. Arkadaş çalış diyor durmadan. Çünkü bir gün burada diyor bol bol istirahat edeceksin. Onun için şu yoruldum kelimesini pek sevmem ben. Ne demek yorulmak ne demek? Bir de boş zamanlarınızda ne yaparsınız diye sorarlar sanki zaman boşmuş gibi. Eşekler, lafa bakar mısın? İğrenç laf. Çok, hiç kullanmadığım bir sözdür. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizden çok şey öğreniyoruz. Hayata dair, dünyaya dair. Ben de kendimden çok şey öğreniyorum. Siz de öğrenin. Niye, ne yapalım? Tabii. Tevazu evet, yok. Ben İyi yolculuklar diliyoruz. Ben de kendimden çok şey öğreniyorum. Evet. Pazara burada olacağız. Allah pazara nasip buradasınız. İyi tamam. Yolculuklar diliyorum. Almanya'ya uçacaksınız. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çok değerli, merakla sizi bekleyen bugün yazmışlar bana. Ne kadar evet. Çelebi, ne kadar zarif, içli insanlar. Uzun. Evet. Ne yersiniz? Nasıl bir yerde kalmak istersiniz? Nereleri gezmek istersiniz? Yazmış ya. Cevap bir cümle. Benim hiçbir talebim yok. Siz ne istiyorsanız ben ondan memnunum. Yoksa gelmem. Ne işim var benim Münih'e kalkıp 3 saat uçacağım buradan gideceğim. Daha 15 gün önce gittim. Evet tekrar gideceğim. Ne işim var benim ya? Ama orada Atatürk kokusu, rengi, deseni var. O beni cezbediyor.
Ve söylediklerinizi sünger gibi hücrelerine çekmeye hazır. O sevgide güzel insanlar. O sevgiyi evet. hayatlarına rehber edinmiş insanlarla beraber olmak büyük mutluluk. Ne mutlu. Evet. Biraz kıskanıyoruz ama orayı da aydınlatacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Bir küçük size. Kıskanılacak şeyimiz de bizimiz olsun. Evet. Yani boyumuz yok, saçımız yok, oyumuz yok, buyumuz bu olsun istiyse. Onlar olsaydı da bu olmayacaktı belki. Rahmetli Recep Toksat profesör, psikiyatr profesör. Benim babam gibi hakkı vardır bende. Çok kıymetli abi bir abi diye hitap ederdim. Evet. Haftada 2-3 gün evinde sofrasındaydım. Böyle bir gün böyle tatlı bir siteme ya abi dedim ya. Yani 10 santim daha boy, biraz daha saç dedim. Yani Allah'ın şanına ne eksiklik. Ulan dedi, ne biçim konuşuyorsun sen. Onlar olsaydı dedi, bugünkü Yaşar Nuri'nin yerine jigolo biri çıkardı. Oh. Bir daha abi bir daha anmam dedim. Lütfen yeter, daha hırpalama beni. Anlaştık. İyi ki varsınız. Tatlı şakalarınızla kulaklıklardan duyuyorum. Rejideki arkadaşlar da kahkahalar atıyorlar. Gayet tabii. Yüzünüz hep gülsün. O bizlere gülücük saçan sözcükleriniz hep beraber olsun. Gülelim. Hep beraber gülelim. Hep değerli beraber. İzleyicilerimiz, haftaya pazar günü burada yine birlikte olacağız çok değerli hocamızla. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hep beraber gülelim. Pazar günü evet. Edelim de Mustafa Kemal'in o çatık kaşları biraz açılsın, o da gülsün. Ah, evet. O güldüğü zaman işte her şey yerine oturacak. Evet. Peki. Sağolunuz, var olunuz. İyi geceler.